Merhaba, ben size bugün toplumda çok yaygın görülen osteoartrit hastalığından bahsetmek istiyorum. Osteoartrit, eklemlerin kıkırdak harabiyetiyle seyreden ve sonrasında yeni kemik oluşumlarıyla eklemlerde deformasyon da yaratan dejeneratif yani yıpratıcı bir eklem hastalığıdır. En çok görüldüğü eklemler genelde omurga eklemleri, kalça, diz ve el parmak eklemlerinde çok sık görülür. Ama ben size özellikle bugün diz eklemlerinden bahsetmek istiyorum. Bu rahatsızlık genelde toplumda 60 yaşın üzerinde yaygın görülmekte. Bu nedenle yaşla ilgili, yaşla birlikte artan bir hastalıktır. Bu gruba giren hastaların birçoğu ileri yaş hastalardır. Ve günümüzde ortalama yaşam ömrünün uzamasıyla önem kazanmış bir hastalıktır bu. Bu hastamızda primer osteoartritin ileri evresi olup radyolojik olarak sınıflandırdığımızda grade 4 osteoartriti olan bir hasta ve günlük yaşam aktivitelerinin artık bozulduğu bir süreci yaşamaktaydı. Kısa mesafe yürüyüş, çabuk yorulma, dizlerini bükememe, çömelip kalkmakta, merdiveni çıkmakta zorluk ve diz hareket açıklıklarının ileri derecede azalması. Yaklaşık 80-90 derece civarında bir range of the motion dediğimiz hareket açıklığı mevcuttu. Tam ekstansiyon ve tam fleksiyon yapamamaktaydı. Hastanın bütün kompartmanlarını etkilemiş bir kireçlenmesi vardı. Yani dizin hem iç hem dış kısmında ve diz kapağının altında yaygın olarak eklemde kireçlenmeleri mevcuttu. Radyolojik görüntülerden çok hastanın kliniğinin önemi vardı burada. Ve yaklaşık son 2-3 yıldan beri bu şikayetlerle günlük yaşamı oldukça kısıtlanmıştı. Cerrahi yapılmadığında sonuç alamayacağımız bir hasta ve diğer bütün tedaviler denenmiş. Farmakolojik, biraz önce bahsettiğim farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedaviler uygulanmasından yanıt alınamamış ve hastanın şikayetlerinin artarak sürmesi nedeniyle ameliyat yapmak zorunda olduğumuz bir hastaydı. Cerrahide total disk protezi uygulanmış olup patellası değişmeden yani diz kapağına müdahale edilmeden tibial ve femoral eklem yüzeyleri değiştirildi ve hastanın postop yaklaşık şu anda 40 gün oldu. Hastamız ilk günde yürümeye başladı. Birinci günde yürüyüşler, yürüme egzersizleri ve diz büküp açma hareketlerine ve güçlendirme egzersizlerine başladık. 15. günde dikişlerini alıp hastamızı desteksiz yürütmelere başlamıştık. Şu anda desteksiz çok rahat yürüyebilmekte. Dizinin yaklaşık hareket açıklığı 120 derece olup daha da artırmasını bekliyoruz. Şikayetleri büyük oranda eskiye de kıyaslandığında gerilediğini görmekteyiz. Ben şikayetleri olan her hastayı mutlaka buna kulak vermelerini ve hekime müracaat etmelerini öneririm. Teşekkür ederim, iyi günler. Şimdi bu dizlerimdeki ağrı gittikçe beni üzmeye başlamıştı. Bir ara baktım ki merdivenlere çıkamıyorum, adım atamıyorum arızasızdan. Dedim bir telefon edeyim Transtepe Hastanesi'ne. Operatör Abdullah Bey'i gördük ve telefon ettik. Ve randevu aldım. Geldim Abdullah Bey'in yanına, gayet kendisiyle sohbet etmeye başladık. Vallahi dedi, siz eğer bir aylık ağrısızı kesilmesini istiyorsanız ben size iğne yaparım. Ama bu geçici bir dönem olur. Yine bir ay sonra aynı ağrılarla çekeceksin dediler. Peki ne yapmam lazım dedim. İki dizimin de yeni aparatlar takmak suretiyle bu dertten, kireçlenmeden, ağrıdan, sızdan kurtulacağını söyledi. Dizlerimdeki durum tamamıyla artık birbirine sürtmeye başlamıştı. Ve kemikler aşınmadan bu işi beraberce halledelim diye anlaştık. Sağ olsun beni ameliyata aldı. Çok güzel geçti ameliyat. Ve ben ilk haftada başladım kafrım ayağı yürümeye ve şimdi yürümeye başladım ve ağrım sızın diye bir şey yok. Sadece ameliyat yerlerinin iyileşmesini bekliyorum. Bu durumda söylenecek bir şey yok. İlaçlarımı kullanıyorum, yürümeye devam ediyorum ve arabamı kullanıyorum aynı zamanda. Araba kullanıyorum. Çok iyiyim şu durumda. Teşekkür ediyorum kendisine.